O evde annemle anılarım var. Ama biz tüm o anıları topladık. Oburluksuz hiç dedi annem. Unutan iyileşir. Belki de bu en büyük dehşettir. Bir kadın sırf diğerlerinden daha fazla reçel yaptı diye biz niye yargılıyoruz? Bu size nasıl hissettiriyor? Hiçbir şeyin yokluğu o kadar çok var ki. Ona ait hiçbir şeyin olmaması bana onu daha çok hatırlatıyor. Annen suçlu olduğu için unutuldu. Gidecek başka bir yerimiz yok. Bu evi de kaybedemeyiz. Annemin itibarı ne olacak? Ölülerin itibara ihtiyacı yok. Madem ağlayamıyoruz, en azından günlük görevimizi en iyi şekilde gerçekleştirelim, değil mi? Hepimiz beklenmedik felaket anlarında. O felaket bizim başımıza gelmediği için içten içe sevinç duyarız. Afiyet olsun. Bizi burada bir araya getiren şey acı. Acı çekmemiz. Sevgi değil. Başımıza gelen en kötü şeye bile bu kadar çabuk adapte olmamız sence de korkunç değil mi? Ama ben biliyorum. Sırf intikam için. Niye yani ya suçlu ya kurban olmak zorundayız? Niye her şey bu kadar keskin baba? Baba bize bak. Annemi ziyaret edebileceğin mezarı bile yok. Ben annemi unutmak istemiyorum.